Selamünaleyküm arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz depoyu aldık. Bugün bayağı bir büyük bir depo aldık. Bakalım beğenecek misiniz? Gördüğünüz gibi arkadaşlar depo ana baba günü. Depoda yok yok. Bayağı bir ürünü var. Şöyle arkaya doğru bakmaya çalışıyorum. Çünkü resimlerde arka taraf çok fazla gözükmüyor. Siz şu an resimleri görüyorsunuz. Bakalım depoda neler var. Hep beraber göreceğiz. Hemen zaten şurada iki tane bisiklet var. Bisikletin markası Bondery diye şivin bir bisiklet. Çok güzel bir bisiklet. Alttaki de o da muhtemelen şivin. O da şivin bir bisiklet. Bir tane hand truck var. Eşya taşımak için kullandığımız bir ürün. Araba kaldırmak için bir ürünümüz var. Televizyon var. Şurada oltalar var. Resimlerde tableti görmüştük. Televizyonu gördük. Bisikletleri gördük. Hand truck'ı gördük. Balık olta malzemelerini gördük. Ben zaten resimlerde çok rahat bir 700 dolar gördüm burada arkadaşlar, bakar bakmaz. Şimdi sizinle beraber yavaş yavaş başlayacağız. Çayımızı hazırlayalım. Başlıyoruz arkadaşlar. Hemen tablet ilk önce bir bakalım. Evet, tabletimiz kırık. Bakacağız çalışıyor mu diye durumuna. Şu ağır bir çanta. Nanook 940 diyor. Bakalım. İnşallah içerisinde güzel bir şey vardır diyoruz. Bir tane Nikon kameramız var. D40X modeli. Siz de internetten bakabilirsiniz. Gördüğünüz bir kamerayı şu şekilde sallamadan tutması için bir aletimiz. Bugün bayağı bir her şeye doyacağız. Belli, şükür, inşallah. Ben çok heyecanlıyım. Güzel bir depo olduğunu tahmin etmiştim alırken. Bakalım inşallah düşündüğümüz gibi güzel şeyler çıkar. Şu enta çekelim. Bunun fiyatı 40 dolar. Bisikletin durumu çok iyi arkadaşlar. Herhangi bir pas bile yok. Gayet güzel bir bisiklet. Işığımız da var. Bondry marka bir şivin bisiklet. Hafif, çok hafif bir bisiklet. Tahminimce bir 250-300 dolara satarız bunu. Bayağı bir şapkalar var burada. 20 dolarlık şapka arkadaşlar. Silah da bulduk. .40 XP. Umarex marka bir silah. Bu da CZZ diye bir marka silah. Bu da şarj aleti gibi. Bu da starter'mış arkadaşlar. Araba eğer çalışmıyorsa
starterımız burada. Halo diye bir marka. Daha önce duymadım bu markayı. Buna internetten bakarız. Burada değişik dövüş sanatları herhalde. İçerisinde bir 4 tane daha var. Bunları internetten bakarız. Oltalara bakalım. Makineler önemli. Bir tane Berkeley var. Çok fazla güzel makine yok. Ama 100 dolarlık bir olta takımları. Hepsini 100 dolara çok rahat satarız. Gördüğünüz gibi bu da gayet güzel bir bisiklet. Bunu da 100 dolara satarız. Çantanın fiyatı 20 dolar. Bir telsizimiz daha var. Bu yine Boa Fenk'in bir diğer modeli. Bu denizde kullandığınız bir çanta. İçerisine koyduğunuz ürün herhangi bir su geçirmiyor. Televizyon eski bir televizyon. 20 dolar fiyatı. Bakın. Bir tane Gucci şapka. Orijinal bir Gucci şapka. Tamamıyla orijinal bir şapka. Bir tane Samsung telefon var. Ön tarafı kırık. Bir tane LG telefon var. Herhangi bir kırık bir yanı yok. Şunun fiyatı 20 dolar. Burada bisiklet ürünleri var. Herhalde bisiklet tamir etmek için kullanılan ürünler. Evin garajında duracak bir çanta. Bakın kırılmış. Ben kırmadım. Benden önce kırıkmış. Kimse bana taş atmasın. Vallahi benden önce kırılmış o. Yine güzel bir çanta. 20 dolar fiyatı. Bu da boş bir çanta. Gördüğünüz gibi silahla ilgili ürünleri var. Almış olduğu silah. Şu görmüş olduğunuz silah. Onun kataloğu var zaten burada. Belki silah buralarda bir yerdedir. Göreceğiz. Bu askeri ürünlerin burada olması iyi. Çünkü birazdan muhtemelen silah da inşallah çıkar. Çocuk kıyafetleri 20 dolarlık bir poşet. Şimdi Gucci şapkayı görünce bakmadan geçemiyoruz. Çok marka bir ürün yok. Yine de 20 dolarlık bir kutu. Bakın güzel bir çanta. Daha korumalı bir ürün. Telsizler var içerisinde. Bakın bu da dövüş için tutuyorsunuz. Siz de tekmeleri atıyorsunuz. Çoraplar, çöp. Bunlar gayet kötü durumda. Burada değerli bir ürün yok. Gördüğünüz değerli bir ürün yok. Bu da bir oyun aletimiz. 10 dolar fiyatı. Burada maske var. Komple olarak set. Burada yine maskeler. Tamir aletleri. Boya yaparken kullanılan bir kıyafet var içerisinde. Çantayla beraber 15 dolar fiyatı. Şunun fiyatı 20 dolar. Çantada o kadar çok değerli ürün yok. Tablet kutuları var ama üçü de boş. Telefonlar.
Askeri bir yelek. Bir tane paintball silahımız var. Abi bayağı bir olayın içerisinde yalnız fark ettiyseniz. Bayağı bir olayın içerisinde. Çok güzel bir alet. Markası neymiş? Bunların en iyi markası Tipman. Herhalde Evald marka. Burada yine business kartlar. Bu kadar çok business kart. Yani bakar mısınız? Bayağı bir yer gezmiş. Hep de silah. Bakın burada da silah kartları var. İnşallah silahlar da buralarda vardır. Business kartlar. Herhalde bir 1000 tane business kart şu ana kadar görmüşüzdür. Bakalım mermiler içerisinde mi? Evet arkadaşlar. Hepsi dolu. Boş değil. Bu da yine Winchester mermileri. Şu boş. Şu da boş. Şunlar dolu. Bunların hepsi dolu. Havalı bir tüfeğimiz var. Bakın askeri oyuncaklar. Eski oyuncaklar değiller. Bu da yine tamir için kullanılan ürünler. Bir tane ışığımız var. Bu da paintball. Bir tane televizyonumuz var. Starter'ımız var. Full bir tamir aletimiz var. Piller. Tamir aletleri. Bakın bu da pili şarj edebiliyorsunuz. Bu tarafta yine aynı şekilde tamir aletleri. Boksta yapıyorlarmış. Vallahi bunu bir ara kullanıyordum. Şöyle siz şu an tabii göremiyorsunuz ama bundan peder bir tane bana yapmıştı. Gayet güzel ürünler. Bir tane bordumuz var. Üstü pis. Üstü bayağı bir kötü olmuş. Petersburg marka. Muhtemelen 5 tonluk. $60 fiyatı. Bir tane tost makinemiz var. $5. Çocuk ürünleri. Sadece kartlar. Yani herhalde kart sayısı 1000'i fazlasıyla geçti. Bu da sadece kıyafetler. $20'lık bir poşet. Bayağı bir askeri çanta çıktı. Abi muhtemelen survival'da yapıyormuş. Çadır falan da çıkabilir. Burası hala ilk yardım ürünleri. Bir tane çakımız var. Bu direkt survival çantası. Eldivenler. Şapka. Bu da yine aynı şekilde. Yani gerçekten hazırlıklar süpermiş.
Gördüğünüz gibi bütün ilk yardım ürünleri var. Bir tane gitarımız var. Bakalım nasıl bir gitar. Benim kuzen de çok güzel gitar çalar. Alvarez. Akdeniz akşamları bir başka oluyor. Hele bir de depoda silah varsa çok başka akşamlar. Vallahi bayağı bir Akdeniz akşamları olduk şu anda. Kendimize bir şey çalalım mı? Ne çalalım? Depolarda silah var mı? Para var mı? Altın var mı? Yoksa yine çöpler mi çıktı? Yine mi temizleyeceğiz biz depoyu? Herkes unlike atarsa biz ne yaparız? Burada depolarla, o yüzden like atın. Yorumlara harika yazarsanız çok sevinirim. Depolar bir başka. Vallahi benden bu kadar arkadaşlar. Yani elimden geldiğince sizinle bir şey paylaşmaya çalıştım. Sesim için kusura bakmayın. Muhtemelen herkes şimdi bir unlike atar. Çok kötüydü sesin abi diye. Ama elimizden gelen bu arkadaşlar. Küçük de olsa sizinle bir şey paylaşmış olduk. Bu gitara bakacağız fiyatına. Sonra bir ara yine Akdeniz akşamlarını beraber söyleriz. Bir tane masaj aletimiz var. Bakın burada da bıçak. Silah, bıçak, kataloğu. Gördüğünüz gibi felaket mermiler var. Vallahi bu depo çok fena oldu. Bir tane speaker. Bir tane gözlüğümüz var. Güzel bir gözlükmüş. Kıyafetler, normal marka kıyafetler. Bir tane kulaklığımız var. Bir tane masaj aletimiz var. Başka da bir şey burada gözükmüyor. Bayağı ağır bir çanta. Tırmanma aletleri. Dağa tırmanmak için kullanılan ürünler. Bu da scuba diving. Bir set. Dalgıç kıyafeti de burada. Gözlükler burada. $60'lık bir çanta. $20 fiyatı. Bu balkon için bir koltuk. Tamir çantası. Piller var. Tamir aletleri var biraz. Çantayla beraber $20 fiyatı. Dün 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 dün. Star Wars. Parçaları eksik ama.
Star Wars her zaman seyrettiğim, sevdiğimiz bir film. Gördüğünüz gibi komple kıyafet poşeti. Bu da ilk yardım çantası gibi duruyor. Evet, bu da bayağı bir ilk yardım ürünleriyle dolu. Askerin deposunu aldık sanki gerçekten. Bir maske daha burada. Gaz maskelerinin ürünleri de var. Burada 2-3 tane daha var aynı maskeden. 40 dolarlık bir çanta. Gördüğünüz gibi bunlar gazlar. İpler. Bir tane daha aynı ipten var. Çanta çok güzel bir çanta. İpler zaten çok değerli. 60 dolarlık bir ürün. Yani buradan kasa da çıkmasını bekliyorum açıkçası. Bir tek kasa çıkmadı daha. Bu da gördüğünüz gibi vakum. Güzel bir aletmiş. Burada mermiler var ama kendisi yok. Yine business kartları. Her zaman olduğu gibi. En çok gördüğümüz ürün herhalde. Of 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 of. Koleksiyon yapmış artık yani. Business kart koleksiyonu. Deponun başlığı belli arkadaşlar. Burada başka değerli bir şey yok. Bu da boşmuş arkadaşlar. Silahımız burada değil. Çünkü silah burada. Saçma atan bir silah. Bakalım ne durumda? Vallahi bu sefer sıkmayacağım arkadaşlar. Vallahi bastık. Çalışmadı. Nereden safe'i kapatıyoruz? Boş içi. Gördüğünüz gibi güzel bir silah. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi dolu. Dolu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi silahımız burada. İşte silah silah dediniz. Buyurun size silah. Harika. Mermi yok. İnşallah ağzında da mermi yoktur. Evet arkadaşlar, sonunda silahımızı bulduk. Hadi bakalım. Vatana millete hayırlı ve uğurlu olsun. PA-15 Multi Palmetto marka bir silahımız. Burada gece görüş dürbünü var. Çok kapsamlı bir ürün. Gördüğünüz gibi bayağı kapsamlı bir makina. Çok da ağır bir silah. İşte bu ya, harika. Sonunda çocuğu bulduk.
Gördüğünüz gibi mermiler hep dolu. Pusulamız da var. Abi tamamıyla savaşa hazır. Bakın bir tane daha var dolu şarjör. İki tane, üç tane dolu şarjörümüz var. Bir tane burada var, dört. Onu da şuraya koyalım. Toplam 4 adet dolu şarjörümüz var. Çok güzel bir alet. Gerçekten. Sonunda silahımıza kavuştuk. Harika. Daha buradan çıkacak arkadaşlar. Daha buradan çok şeyler çıkacak. Bir silahımız daha var. Bu da gördüğünüz gibi baba yadigarı bir silah. İçi boş. Temizlenmiş ve o şekilde depoya koyulmuş. Belli. Gayet eski bir ürün. Çok güzel bir silah. Bir tane şurada şöyle bir hazırlamışlar zaten direkt. Yeri de burada. Harika. Zaten böyle bir yerden böyle şeylerin çıkması gerekiyordu. Burada kitaplar var. 20 dolarlık bir kutu. Bunda kablolar, mikrofonlar, $20'lık bir çanta, silahın arka tarafı var. Bakalım silahın ön tarafını bulabilecek miyiz? Şimdi bunu takıp maske filmindeki gibi dönüşmeyelim. Vallahi yok arkadaşlar, olmuyor. Denedim, olmuyor. Bir ihtimali vardı, olmadı. Anahtar olmasa hemen açabilirdik arkadaşlar, biliyorsunuz. O konuda iyiyiz. Maalesef burada değerli bir ürün yok ama anahtarı var. $20 fiyatı. $10'lık bir kutu. Balıkçı kutusu. Bunlar da almak için kullanılan bıçaklar. Tam takım bir çanta, $40 fiyatı. Tamir aletleri, $20'lık bir kutu. Burada şişme botlar falan var. Burada kitaplarımız var.
Şurada değerli marka ayakkabı yok. 10 dolar hepsi. Buradakiler biraz daha kötü. Bunlar da 5 dolar diyelim. Evet arkadaşlar, bulduk. Diğer oyuncağımız da bulduk. Bu da gayet güzel bir ürünümüz. Burada kurşunları var. Yedek bir mermilik var. 3 tane küreğimiz var. 2 tane bebeğimiz var. 2012. 20 dolar ikisinin fiyatı. Xbox 360. Hepsi Xbox 360. Filmler de var arada. Bakın şunun fiyatı 10 dolar. Burada hep tamir aletleri var. Bayağı bir tamir aleti var arkadaşlar. Bir tane air fry var. 15 dolar fiyatı. Hatta iki laptop var. Biri HP laptop. Bunun biraz şuradan herhalde açılmış. Bakarız çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Bir tuş takımı da eksik. Burada da silah varmış sanırım. Bu da şarjörleri silahın. Burada mutfak malzemeleri 10 dolarlık bir kutu. Bu da aynı şekilde çocuk kıyafetleri. Bunun fiyatı 20 dolar. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Şu an buradaki ikinci günüm. İki sefer yaptım şu ana kadar. Buradan evime olan mesafe ortalama bir yarım saat. İki sefer yapabildik. Aynı zamanda tabii video da çekiyoruz. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kırık bir camımız var. Burası mutfak ürünleri. Şuradan yırtılmış gördüğünüz gibi çöp. Ayakkabılar genelde hep marka olmayan ayakkabılar fark ettiyseniz. Bir tane şu anda marka bir ayakkabı çıktı. Nike. Değerli olarak satabileceğimiz ayakkabıları şöyle ayıralım. Bir tane Gucci şapkamız vardı. Hatırlıyorsunuz. Şimdi o Gucci şapkayı gördükten sonra ayakkabıların daha böyle bir kaliteli marka olma ihtimalini düşünmüyor değilsiniz tabii ki. Ama fark ettiyseniz ayakkabılar, kıyafetler hepsi gerçekten iyi ürünler değildi. Bu yine paintball. Bayağı bir ağır bir kutu. Bir tane bilardo. Gördüğünüz gibi sopamız var. Evin kamera sistemi de burada. Paintball topları. Bir tane ışığımız var. Bir çekişimiz var.
Hafıza kartları. Kamera çantası. Burada da şarj aletleri var. Emerson marka bir kamera var. Silah parçaları. İki tane de silah kutusu var. Bu boş arkadaşlar. Burada silah kutusu. Bu da boş. Şununla direkt saklanıyorsunuz. Suluklar. Piknik seti. Ateş yakmak için kullanılan ürünler. Şunun direkt içine giriyorsunuz. Olay bitiyor zaten. Gördüğünüz gibi bayağı bir havalı tabancalar var. Çok iyiymiş. Bakalım sende neler var. Rambo bıçağımız var. Çok güzel bir Greban marka. Palamız var. Bakın şu da. West Stone. Marka bir pala. Kabar marka bir komando bıçağımız var. Camillus titanyum bir komando bıçağı daha. Vallahi hazırlık tammış. Yani bu depoyu al git direkt savaşa. Tabi bunların hepsini taşımak için de bir jip lazım. Bu da mutfak. $20'lık bir kutu. Burada sadece çocuk oyuncakları var. Askeri üniformalar var. Burada arkadaşlar suluklar, kılıflar. Çantalar. Gördüğünüz gibi şarjör kılıfları. Burada ıvır zıvırlar var. Gördüğünüz gibi askeri pantolonlar fazla var. Kemerler var. $60'lık bir kutu. Mutfak ürünleri. Sanırım hepsi cam, ıvır zıvır. $20'lık bir kutu. Bu da sadece mutfak ürünleri. $20'lık bir kutu.
Mermiler. Savaşa gitsek vallahi bir telefon açmanız yeterli arkadaşlar. Yanınızda hiçbir şey almanıza gerek yok. Bakın küçük bir tane silah. DB380. Gerçek bir silah. Bakın güzel bir kaykay var. Bir zamanlar iyi kayardık. Bunlar tabii yeni modeller. Yeşil kırmızı olunca muhtemelen yılbaşı ürünleri oluyor. Her zamanki gibi. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir depo. Bayağı bir ürün bulduk yine. Fark ettiyseniz. Bu zamana kadarki aldığımız en iyi depo diyebilirim. Ama bu her zaman böyle çıkacak diye bir kanun yok arkadaşlar. Çok küçük depolardan da güzel paralar kazanıyorsunuz. Büyük depolardan da kazanabilirsiniz. Şans da yanınızda olması lazım. Yani biz bunun arkasında komple mobilyalar da çıkabilirdi. Biraz da şansınızın yaver gitmesi lazım. O yüzden bugün şanslıydık. Gayet güzel bir gün geçirdik. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Hepinize teşekkürler arkadaşlar. Artık bir beğeni umarım hak etmişizdir. Gerçekten bu yorgunluğa bir beğeni, bir yorum atarsanız çok sevinirim. Ne yazacağım diye düşünmeyin. Harika diye yazmanız bile yeterli. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çok sağ olun.